Efendim, Birinci Dünya Harbi'nde İttihat Terakki'nin liderlerinden olduğu söylenir Cemal Paşa. Ben hala liderlerinden miydi, değil miydi kuşkuluyum açıkçası. Evet, güçlü bir askerdir. Yani sözü geçen bir askerdir. Fakat ipler Enver'in elindedir, ordu. Sivil kesim Talat'ın elindedir, Talat Paşa'nın. Asker Enver Paşa'nın elindedir ama Cemal Paşa da orada gücü var. Ama o Triumvira'nın, üçlünün liderlerinden mi, ben onu tartışırım açıkçası. Şimdi Cemal Paşa 4. Ordu Kumandanı olarak Suriye'ye gönderilir. Kanal Harekatı için mi gidiyor? Kanal Mısır, yani Kanal Harekatı için. Şey, Mısır almak için. Mısır'ı abi almak için ve rezil olduk. O arada daha evvelki yıllarda Mısır'da Hıdiv idaresi altındaki Mısır'da ve aslında İngiliz hakimiyeti altındaki Mısır'da Osmanlı'ya karşı bazı hareketler başlamıştır. Ve bunun bir benzeri Suriye'deki Arapları temsil eden bir cemiyet gene Kahire'de faaliyet gösterir. Ella Merkeziye. Bir seyircimiz bu demiş, merkez yok demek, adamı merkezi o değildir demek. Teşekkür ederim efendim, bilmiyordum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Bu tercüme edilirken Ella Merkeziye'de adem-i merkeziyet kelimesini desantralizasyon diye tercüme edilir Fransa'ya. Yabancı dillerinde no centre falan diye bir komik tercüme yapılmaz. Desantralizasyon veyahut İngilizcesi decentralization. Adem-i merkezileştirme. Prens Sabahattin'in meşhur Türkçesi. Şey. Bu da bunun Türkçesi. Böyle bir örgüt kurarlar. Sonra aralarında çekişme olur. Bu cemiyet arasında bir çekişme olur. Cemiyet-i Suriyet-ül Arabiye diye bir Suriye Arap cemiyeti diye başka bir örgüte yerini bırakır vesaire ve Osmanlı'dan ayrılma çalışmaları başlar gizli gizli. Şurada bildirisini getirdim, onu arıyorum bir taraftan. Sonra efendim 1914'ten sonra İngiltere ve Fransa ile savaş ilan ettiğimiz için tabii Şam'daki ve Halep'teki, Suriye'deki ve bütün Osmanlı topraklarındaki İngiliz ve Fransız diplomatlar terk edip giderler, memleketlerine dönerler. Karşılıklı elçilikler, diplomatlar geri çekilir. Ve Cemal Paşa Halep'teki İngiliz ve Fransız konsolosluklarında bir arama yaptırır. Bu adamlar giderken evrakı yakmamışlar ve götürmemişler. Orada Fransız konsoloshanesinde, sefaret diye şimdi sefaret diye yazılıyor, konsoloshanede şeyin ne derler, bu Suriye cemiyetinin Fransızlarla yaptıkları bazı yazışmalar ortaya çıkar. Ve Suriye'nin Arap dünyasının en önemli önde gelen entelektüellerinin bir bağımsız Arap krallığı için Suriye ile Fransızlarla görüşmeler yaptıkları ortaya çıkar. Ve yani bunlar düşmanlı işbirliği yapıyorlar. Evet, savaş içerisinde. Ve Aliye kasabasında, şimdi Lübnan'da bulunan Aliye kasabasında Cemal Paşa bir divane harp kurar. Ve 30 küsur kişiydi zannedersem. İki partali, iki mahkeme var. İki kere, 11 evet, bir 15 miydi öyle bir? Biri Lübnan'da, bir Lübnan'dakiler var, bir Suriye'dekiler var. Ve 30 küsur kişi mahkum olur. Bunun içerisinde Zohrevi'den tutun, Osmanlı yani Arap dünyasının en entelektüellerinden, önde gelen isimler olan Zohrevi'den tutun. Ailesi İstanbul'da yaşıyor evet. Hala. Nerede? İstanbul'da. Yani 36 galiba tam şey. 36. Bir 15 kişiydi, bir 21 kişi. Ama birkaç tane kayıp vardır. Şey, gıyabında hüküm vardır. Ve bir de Osmanlı parlamentosunda milletvekilliği yapmış kişiler de vardır. Ve onlar ilama da Arap devleti kurulsun diye işbirliği yapıyorlar. Ve bunlar efendim idama mahkum olurlar. İki yerde dar ağaçları kurulur. Suriye'de ve Şam'da. Dar ağaçları kurulur Suriye'de ve Şam'da. Pardon, Suriye'de, Şam'da ve Beyrut'ta. Dar ağaçları kurulur ve orada idamlar yapılır. Bu Arap tarihinde
Türklere karşı en, daha doğrusu Suriye'de, özellikle Suriye'de Türklere karşı en büyük anti propagandanın başlangıcı bu idamlardır. Bunları kullanırlar tabii. Evet efendim. Ve 4 Mayıs'tı zannedersem. O gün Şehitler Günü'dür. Hem Suriye'de hem Lübnan'da. Ve o günlerde Şam'da ve Beyrut'ta bu idamların yapıldığı yerlerde, daha sonradan dikilen anıtlarda bize lanet okunur. Hala. Şimdi. Şimdi bu idam edilenlerden bir isim söyledin. Ailesi İstanbul'da dedin. Burada İstanbul, Türkiye'de yaşıyorlar. Zaten İstanbul'daymış onlar. İstanbullular. Adam gitmiş oraya. Peki onların şeyleri nasıl, tavırları? Yani aileyi tanıyor musun? Aileyi tanıyorsun. Siz de tanırsınız. Sahi mi? Aileyi siz de tanırsınız. Belki onlardan geldiğini bilmezseniz sonra söyleriz. Onlar zaten İstanbul'da Türk olmuş. Ama yani bu idamlara karşı nasıl hissediyorlar? Çünkü dedeleri resmen Osmanlı Devleti'ne ihanet ediyor. Efendim şeyin sebebi de idamın gerekçe olarak hatta o Aliye Divanı Harbi kararları Cemal Paşa onları bastırtmıştır kitap olarak. Aliye Divanı Harbi Örfisi. Rüyeti falan gibi bir kitap. Cahit Kaya'ya tercüme etti onu. Cahit Bey tercüme etti onu. Yeditepe yayınlarından çıktı. Şimdi efendim size... Bu şeyde de mesela bu... Bir dakika şunu şey yapayım. O dönemki Arap ayrılıkçılığıyla da ilgili Zekeriya Kuşu'nun güzel bir kitabı var. Yani o dönemde Suriye'deki bu faaliyetleri anlatan. Şimdi nereye koydum o şeyi okumak istiyordum size? O arada efendim Cemal Paşa bu mahkemeler, adamları mahkemeye gönderttiği sırada bir bildiri bulur. Yani bizim askerler arama yaptıkları sırada bu cemiyetin Türklere karşı bir bildirisini bulurlar. Bildirinin size kısa bir bölümünü okuyorum. Hangi Arap Türklerin yüz binlerce Arap'ı öldürdükten sonra Fransızlara teslim ettiği Tunus ve Cezayir'deki Arap kardeşini hatırlar. Müteessir olmaz. Sabahleyin bir Türk'ün elini sıktığı güne lanet etmez. Damarlarında şeref kanı akan ve Arap ismi uğruna kanı oynayan hangi Arap, Arapların kanına bulanmış memleketlerin kaybını milletinin tarihinin bu sayfalarını okuyup bütün bu felaket ve musibetlerin yegane sebebinin Türkler olduğunu öğrenir ve kendi kavminden nefret etmez. Kılıcını bu yıkıcı bagilerin, Türklerin yani, boyunlarına doğru çekmez. Türklerin sizi baskılar altına aldıkları andan itibaren alışkanlıklarınızı katlettiklerini, şimdi Arap eserlerinin mahvına uğraştıklarını öğrenemediniz mi? Türklerle ne alakanız vardır? Osmanlılıktan istifadeniz nedir? Ey harap edici Türklerin Müslüman olduğu vehmine düşen zavallı Araplar. Onların kardeşliğine saygıyı kendinize bir vecibe biliyorsanız size sorarız. İslam'ın şanını ve şerefini yıkan, Arap beldelerini satan, Kur'an'ın yüceliğini katleyleyen, şöyle bir cümle var. Türk fahişelerini harcamak için Hicaz vilayetini rehin bırakanlar Müslüman mıdırlar? Ne kadar hakaret. Bunun üzerine yapacağınız şey vergi vermeyi bırakıp o parayla silah satın almaktır. Ta ki bu harap edici güruhu memleketinizden süresiniz. Tarih bize altınla yazılmış bir ibret öğretti. O ibrette hiçbir milletin kan dökmeden hürriyetini alamadığı hakikatidir. Efendim Suriyelilere yayınlanan bildiri budur. La ve Merkeziye bu, veya Cemiyet-i Suriye. Ve bunun üzerine çıkarttı. O idamlar yapılıyor. Onun üzerine efendim bu idamlar yapılmıştır. Ve bütün nefretin zirvesi bu hadisedir. Aliye Divan Harbi kararlarıdır. Ha, Birinci Dünya Harbi'den sonra Suriye bizden koptu. 18'de çıkıyor. Evet, Fransızlar. Hangi yıl? 1918'de çıkıyor. Yani tam Fransızlar girdiler. Mandı İdaresi kuruldu. Demek ki 1918'de bizim aile geldi. Suriye şeyden kalkan ilk son vapurla gelmişler. Oralı mı sizinkiler? Hayır. Görevli olarak. Dedeniz orada başak. Orada profesörlük yapıyor Şam Türk Paşa'yı diyorsunuz, Hasan Paşa'yı diyorsunuz. Hasan Paşa değil. Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey, büyük annem, amcalarım, babam. Oradan ha. Hepsi aile. Evet. Son kalkan vapurla geldiler. Onu anlatırlar. Sonra bir efendim Fransa hakimiyetine geçer. 1922'de Fransızlar şöyle gördüğünüz bir harita hazırlarlar. Ve Suriye'de
7 ayrı devlet. Göstersen ortam. Okuyacağım. Halep devleti. Başkenti Halep. İskenderiye sancağı, Aleksandriye şey. Laskiye sancağı. Hayır. Latakya. Hatay. Şimdiki Hatay. Aleksandriye sancağı olarak Hatay'ı gösteriyorlar. Laskiye sancağı var. Aşağıda. Laskiye sancağı onun altında. Laskiye sancağı Alevi devleti oluyor. Lübnan'a ayrılıyor. Greater Lebanon ya da Büyük Lübnan'a ayrılıyor. Bir Damaskus devleti yani Şam devleti başkenti Şam. Cebelet Druz. Dürzi Dağı. Lübnan. Es-Suveyde onun başkenti de. Fakat bu Sykes-Picot anlaşmaları sonrasında görüşülüp tartışılan bir haritadır. Fakat bu harita hayata geçirilememiştir. Malum Fransızlarda kaldı. Fransız idaresinde kaldı ve Suriye tarihinde ilk defa yani önce Bizans'a Roma hakimiyeti, Bizans hakimiyeti Emevi yani kıta Arabistan'ından giden Arapların kurduğu Emevi saltanatı efendim arkasından Abbasiler, Memlükler, Osmanlılar, Fransızlar ve derken Suriye'nin bağımsız olması bağımsızlığını ilan etmesi 1941 son Fransız askerinin çekilme tarihi 1946. O günden sonra da Hüsnü Zaimler, Şükrü El Kuvvetliler vesaire devamlı şeyler. İhtilaller, darbeler birbirini takip ediyor. Bağız iktidarına kadar. Mesela Salih El Ali'nin 1919'da bir Dürzi isyanı vardır. Dürzi isyanı vardır. Bastırılmıştır. Ama bu Cebel-i Druz yani Dürzi Dağı dağında bir devlet kurmak istemişlerdir. İşte şimdi Cumlat ailesinin, Velid Cumlat'ın geçmişi böyle yani mücadelesi kanlı bir tarihtir. Fransızların o üçlü dörtlü devlet taksimatına doğru gidiyor diye yorum yapılıyor şu anda. Yedi. Yani ondan sonra da biliyorlar ya gidiyordu. Halep, Şam, Laskiye diye ayrı ayrı devletler. Evet. Yani ayrı ayrı bölgeler düşünülmüş. Tabii Ürdün, Lübnan o dönemde ayrı ayrı devletler halinde teşkilatlandırılmış. Tabii şey var mesela... Bu bir iki gazete getirdim. Daha önce almıştım ben bunları. 1941'de Birinci Dünya Savaşı devam ederken Almanlar Irak'ta darbe yapıyorlar. Irak'ta yönetimi ele geçiriyorlar. Suriye Alman işgalindeki Fransa'nın elinde o dönemde. Suriye'ye hakim olmak üzereler. İngiltere 1941'de Türkiye'ye şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki siz kuzeyden girin. Biz güneyden girelim. Yani siz Halep ve civarını ele geçirin. Biz de güneyi ele geçirelim. Almanya ele geçirmesin Suriye'yi. 1941 yılında. O dönemde şeyin Yunus Nadi'nin bir yazısı var. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde Yenik Dünya Harbi karşısında Türkiye diye. Mesela bu şeyi istemiyor. Diyor ki Türkiye'nin böyle bir maceraya girişmemesi lazım. Buna girmesin diye. 1900 daha sonra Suriye ile Türkiye ilişkileri 1957'de Adnan Menderes zamanında oldukça bozulmuş. Çünkü Suriye'de o dönemde Sovyetler Birliği yanlısı bir hükümet kurulduğu için o sırada Şükrü El Kuvvetli Suriye'de. Suriye'nin başında Şükrü El Kuvvetli var. Ama Şükrü El Kuvvetli de Konyalı. Ve hemşerim. Ülkeden. Askeriyeden. Hemşerim Mustafa. Harbiye'den bizim. Osmanlı subayı. Evet. Şükrü El Kuvvetli Suriye'nin başında fakat Ruslara yanaşmış ve İstanbul'da bu şeyde Gülhane Parkı'nda oradaki neydi hocam? Bir köşk vardı ya orada. Evet, Gül. Küçük bir köşk vardı orada. Gülhane Köşkü. Gülhane Köşkü. Orada Amerikalılar gelirler, başkan yardımcısı gelir, İngilizler, şeyler, Ürdünlüler. Marmara Denizi'ne evet. Bakan evet. Şeyinde. Orada Suriye'yi yıkma. Hatta işgal, bizim askerlerimizin girip işgal etmesi tartışmaları yapılır. Kıyamet kopar. Suriye basını bize bir Suriye basına ver yansın ederiz. Bazı askerlerimiz şehit edilir. Sınırda işçilere sınırda ateş açılmış. Ateş açılır, köyler bombalanır. Evet. Fakat sonra vazgeçti şey. Mısır askeri göndermiş. Yani Abdülkerim el-Nahlavi o da darbe yapıyor 1961'de. Yani 57-61 arası Türkiye girsin mi girmesin ama bizde darbe olmuş. O da Nahlavi darbesi olmuş. Ondan sonra yatıştı işler. Ama 57'de de neredeyse giriyor. Çok ciddi olmuş. Çok ciddi. Halep valisi tahkimat haftası ilan ediyor. Herkes kazma kürek
çukurlar kazıyor, siperler kazıyorlar yani Türkiye girecek diye. Bayağı ciddi ciddi Türkiye hazırlanmış oluyor. Mesela o da Irak'la beraber şey dışişler bakanıdır o sırada. Salah Bitar. Hmm. Salah Bitar şeyin, o partinin önde gelen isimlerindendir. O Türkler geliyor diye Ruslardan yardım ister. Kuruşçev tehdit etmiş. Evet. Ciddi bir şey var. Kuruşçev çok evet. Ciddi tehdit etmiş Türkiye'yi. Yani hatta Şükrü El Kuvveti de diyor ki o sırada sizde de diyor Rus ticaret heyeti varsa şimdi komünist mi oldunuz diyor. Biz de diyor ticaret heyeti aldık diyor. Ama ona tank mank falan filan alıyor. Hmm. O şekilde. Yani orada şey diyorlar. Sputnik'i Ruslar uzaya gönderince bütün dengeler alt üst olmuş. Yani orada Amerika'ya karşı bir üstünlük sağlayınca Amerika kendi derdine düştü ve Türkiye'yi bu maceradan maceraya sokmadı diyorlar. Çünkü dediğin gibi o dönemlerde bayağı bir tartışılmış. Kaç haftada gideriz geliriz. Bu Rusların, Sovyetlerin meşhur savunma bakanı vardı. Neydi? Mareşal Zhukov. Adam kalkıyor Zhukov, Şam'a gidiyor. Evet. Vay efendim bu herif niye gitti? Amerikalılar başta. Ve son anda savaştan geri döndük. Evet. İşte. Suriye'nin efendim şeysi bu.